Avrupa Birliği ülkeleri için hem gıda hem de gaz alanında sorunlar yaşanmaya başladı. Artık çok da belirgin olmaya başladı bu sorunlar. Tam da bu noktada Avrupa Birliği Azerbaycan'la bir gaz anlaşması yaptı. Yapılan anlaşmaya daha doğrusu revize edildi. Artık 2 katına çıktı Avrupa'ya gelecek gaz Azerbaycan'dan. Gazeteci Aris Nalcı da hafta sonu Artı Gerçek'teki köşesinde enerji üzerinden yapılan pazarlıkların ve politikaların dünyaya nasıl yön verdiğini yazdı. Hem tarihten hem de güncel örnekler verdi. Ve şimdi Avrupa Birliği ve Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması başta olmak üzere enerji üzerinden geliştirilen politikaları ve sonuçlarını gazeteci Aris Nalcı ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, Artı Gerçek'te hafta sonu yayınlanan yazınızda da bahsediyorsunuz. Bay %5 olarak anılan Gülbenkian'ın hikayesinden. Çok da güzel bir yazıydı, çok da keyifle okudum ben şahsen. İstersen oradan başlayalım. Kimdir Gülbenkian? Senin köşende yazdığın gibi anılarında ne söylüyor ve bu gaz anlaşmasıyla bağı nedir? Buradan başlayalım. Tabii. Aslında tarihsel atıfta bulunmam birazcık da ironi olsun diye yaptım. Çünkü Gülbenkian'ın aslında son dönemde 2019'da yayınlanan bir otobiyografisi var. Yani kendisiyle ilgili yayınlanan bir kitap var. John Connelly'nin. Bu kitapta bazı şeylerden bahsediyor, bazı bilgilerden. Kendi Gülbenkian'ın yazdığı anılar var mesela daha önceden. Ancak bu anılar işte Amerika'da ve İngiltere'de özellikle gizli servis tarafından oldukça ilgi görüp okunmuş ve sonrasında da yayınlanması engellenmiş o yıllarda. Şimdi buradan yola çıkarak yazdım aslında bu makaleyi. Çünkü Gülbenkian'ın o dönemde biliyorlardır izleyicilerimiz, bilmeyenler için Gülbenkian'ın Bay %5 lakabı aslında Osmanlı topraklarındaki petrolün çıkartılması için Batı ve Doğu arasında yaptığı aracılık sonrasında iki taraftan da %5 kazanarak elde ettiği gelirden geliyor. Oysa Gülbenkian Orta Doğu'da birçok bölgede petrol çıkarılması ve bunun işlenmesiyle ilgili çok büyük adımlar atmış ve oradan çıkardığı derslerden biri de enerji devlerinin, tabii bunu o zamanın enerjisi olarak petrol gösteriyor, enerji devlerinin her zaman daha büyük bir amaç için halkları kullanabileceği ve hiçbir etiklerinin olmadığı yönündeydi. İşte biraz önce aslında sizin de bahsettiğiniz bu Ukrayna Savaşı sonrasında enerji sıkıntısı çeken Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'dan gaz alması da biraz buna benziyor. Çünkü Avrupa Birliği yetkilileri bundan birkaç ay öncesine kadar hem kulislerde hem de alenen basın toplantılarında ya da buluşmalarında Aliyev'i bir diktatör olarak Türkiye'deki rejimle birlikte eleştiriyorlardı. Ve son Karabağ Savaşı ile birlikte Avrupa Birliği'nden de çekinceli açıklamalar gelse de sonuç olarak burada sürekli olarak Aliyev'i ve Azerbaycan'ı suçlayan, daha çok Aliyev rejimini suçlayan ibareler görüyorduk. Özellikle de uluslararası televizyon kanallarının, AFP'nin, BBC'nin yaptığı röportajlarda bu konudaki eleştirileri de yayıncılar, gazeteciler doğrudan iletmişti Azeri lidere. Ancak bunun sonrasında tabii ki şu an gördüğümüz Azerbaycan'la bir gaz anlaşması yapılması. Bu gaz anlaşması üzerinde biraz duracak olursak aslında bu Avrupa'nın gaz sorununu çözecek bir anlaşma değil. Toplasanız şu anda Azerbaycan'dan alınan gazın 2 katına çıkması demek Avrupa'nın toplamda yıllık ihtiyacının sadece %2'sini karşılayabilecek bir hacme geliyor. Bu da tabii TANAP üzerinden gidecek. Şu anda mesela satır aralarını çok dikkatli okumak gerekiyor. Ursula von der Leyen'in açıklamasında bu anlaşma sonrasında özellikle TANAP'ın kapasitesinin yükseltilmesi gerektiği ve bu kapasite yükseltimi için Azerbaycan'a yatırımda bulunacağı söyleniyor. Azerbaycan'ın da bu şekilde gaz üretimini 2 katına çıkarabileceği yönünde bir anlaşma bu. Ancak bu anlaşmanın bu hacme gelmesi için zaten 2024 hedef konulmuş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki kış çekilecek olan gaz sıkıntısı üzerinde herhangi bir etkisi veya rahatlatma etkisi olmayacaktır. Tabii AB'ye bakacak olursak şu anda mesela güncel bir bilgi daha vereyim. Bugün Fransa Eylül ayında petrolün fiyatını 1,5'a sabitleyici, 1,5 euroya sabitleyeceğini söyledi. Şu anda 1,9 ile 2 euro 10 sent arasında gidip geliyor Avrupa'da ortalama fiyatlar. 1,5'a Fransa bunu sabitledikten sonra bütün özellikle Almanya ve Belçika komşu ülkeler büyük bir sıkıntı çekecek. Peki 1,5'a nasıl sabitliyor? Fiyatı nasıl indiriyor? Petrolün varil fiyatını nasıl düşürüyor böyle diye düşünmek gerekiyor. Çünkü çekilen bu ekonomik kriz, korona dönemi ve ekonomik krizle birlikte aslında Avrupa'nın, işte siz de haberlerinizde biraz önce ekrana getirdiniz, Avrupa'nın bir krizin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu fiyatı geriye çekmek veya sanki bütün gaz problemi çözülmüş gibi Azerbaycan'dan %2'lik gaz alıyoruz öngörüsüyle ki bu gaz 2024'te ancak gelebilecek. Bunlar sadece aslında belirli bir halkı yatıştırma olarak görüyorum ben. Fransa özeline biraz önce bahsettim, 1,5'a nasıl çekilecek diye. Çünkü aslında varil fiyatı o kadar da yüksek değil. Avrupa'da benzin o kadar da pahalı olmak zorunda değil. Tabii çok büyük bir konuşulan ve Politico gazetesinin de bu hafta gündemine aldığı, bugün tekrar yazdığı bir konu var. Avrupalı liderlerin bilinçli olarak enflasyonu yukarıda tutmaları. Yani yukarıda dediğim %8 ile %10 arasında gelen resmi enflasyon rakamları var. Ama bu enflasyonu yukarıda tutmaları halkın da artık buna dayanılmaz bir yere gelmesine sebep oluyor. Mesela benim bulunduğum Belçika'da geçtiğimiz ayın sonunda ilk defa yani 1950'lerden itibaren ilk defa %8'lik enflasyonu protesto etmek için 80 binin üzerinde kişi meydanlara çıktı. Fransa'da sürekli çiftçiler meydanlara çıkıyor, protestolar gerçekleştiriyor. En son yangınlarla birlikte ekili alanın %10'unun zarar gördüğü söyleniyor. Bu da aslında Fransa ve Almanya gibi Avrupa'nın itici ve öncü güçlerinin, öncü iki gücünün bazı sıkıntılar çekebileceğini gösteriyor. Bu sıkıntıları aslında bir anlamda halkın üzerinden rahatlatmak için morfin niyetine benzinin fiyatını çekelim geriye diyorlar. Ancak bunu çekince öte yandan tahılın fiyatları da yükseliyor bu ülkede. İşte biraz olan biten bu enerji piyasasının bizim üzerimizdeki, Avrupa üzerindeki etkisini bu şekilde kullanıyorlar siyasetçiler ve ekonomistler. Biraz önce dediğim gibi Fransa 1,5 euroya çekmek istiyor Eylül'den itibaren ama bir yandan da inanılmaz bir vergi getiriyor devlet enerji üreticilerinin üzerine. Fransa'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde enerji üreticileri ve dağıtıcıları özel şirketler, devlet değil. Fakat son 2 yıl içerisinde koronayla birlikte yıllık olarak %250 ile 300 arasında kar etmiş durumdalar bu enerji firmaları. Şimdi devletler zamanında özelleştirdikleri, serbest piyasaya bıraktıkları bu enerji devlerini kamulaştırmaya çalışıyorlar. Fransa, Macron bir hafta önce bu en büyük enerji devini Fransa'daki kamulaştırmak istedi. Devlet teklif verdi. Bu teklifi kabul etmediler özel şirketler. İşte tüm bunların arasında aslında devletler en çok kar edecekleri yere yönelmeye çalışıyorlar. İşte benzinin fiyatını düşürmek aslında mümkün. Demek ki buradan anlayacağımız şu, bu 1,5 euronun üzerinden 90 sent daha fazla satarak kar edenler devletlerdi. Dolayısıyla bu 90 sentlik vergiyi şimdi özel firmalara yıkıp onları zayıflatıp kamulaştırmaya, zorlamaya çalışıyorlar. İşte bütün bu Ukrayna Savaşı sırasında ve sonrasında olabilecek olan ihtimaller, Avrupa Birliği'nin bu ikiyüzlü enerji anlaşmaları hepsi aslında biraz da bize bunu anlatıyor. Şunu da unutmayalım, Fransa dün hemen İstanbul'da yapılan bu tahıl anlaşmasından çekincelerini dile getiren açıklamalar yaptı. Çünkü Fransa bu konuda en çok zarar görecek olan ülke. En çok tahılı dışarıdan alan ülke Fransa. Şunu da söyleyelim, Avrupa'nın hala birçok küçük ülkesi kendi kendine yeterliliğini korona kriz ve Covid krizi ardından ekonomik kriz dahil kendi kendine yeterliliğini sürdürebilen ülkeler. Bu ülkelerin özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin yurt dışından aldığı en büyük şey belki gaz ve petrol ama bunu da genelde Norveç'ten alıyorlar ve Norveç'in gazı mesela Belçika, Lüksemburg, Hollanda'ya yetiyor. Onun sonrasında aldıkları en büyük şey ise teknoloji. Bu teknolojide genelde lisanslar oluyor ve yazılımlar oluyor. Evet. Onu da Amerika'dan alıyorlar. Dolayısıyla burada Ukrayna'dan, Polonya'dan ya da Türkiye'den gelen ana akım, yani Avrupa'nın ithal ettiği malzemeler arasında ilk 5'e bile giremiyor. Dolayısıyla yapay bir kriz yaratılmış oluyor. Bu krizin üzerinden de devletler bir güzel para kazanıyorlar. Evet, kazanan devlet oluyor. Peki kaybeden Avrupa'da yaşayan yurttaşlar mı, vatandaşlar mı oluyor? Şirketler nasıl etkilenecek bu süreçten peki? Tabii. Kaybeden kesinlikle orta direkt diyebiliriz. Yani orta sınıf. Zaten bütün bu kriz ve sonrasında özellikle yapılan tartışmalarda ve ciddi gazetelerin, ciddi köşe yazarlarının editoryal yazılarında eleştirdikleri şey şu: Avrupa'nın orta düzeyde ekonomik refah içerisinde yaşayan kesiminin elindeki bu refahı ellerinden almak. Yani aslında ne oluyor? Bizim daha önceden hep işte Türkiye'den geldiklerinde belki de Avrupa'nın orta düzeyine erişmiş olanlar Türkiye'ye göre zengin sayılıyorlardı. Şimdi orta düzey, Avrupa'nın orta düzeyi aslında elindekini de kaybetmek üzere. Bu da ne sağlıyor? Aslında günlük harcamaların yapıldığı ve burada mülteci olarak gelen, daha önce sonra vatandaş olan insanların kurduğu marketler ya da şirketler, tüm bu şirketlerin aslında küçülmesine sebep oluyor. Şirketler küçülünce ne oluyor? Orta sınıf hayatını devam ettirebiliyor ama eskisi gibi kendisine normal gördüğü şeyler artık lüks oluyor. Yani dışarıdan mesela yemek ısmarlaması ya da her sene tatile gidebilecek olan Avrupalıların sayısı giderek azalıyor ki korona sonrasında birdenbire turizmde patlamalar olacağı söyleniyordu ama bu sene öyle bir patlama, öyle bir yükselme görülmedi Avrupa'da. Buradan, Kuzey Avrupa'dan güneye akış oldukça az. Tabii bu neye yol açacaktır? İlk olarak İtalya açıkladı. Zaten İtalya Avrupa Birliği ile finansal olarak sorumlu. İtalya mesela turist geliri olarak beklediğinin çok altında kaldığını açıkladı. Keza İspanya, keza Yunanistan. Dolayısıyla da orta sınıfın yok olmasıyla birlikte bu orta sınıfın kendi yok olması demeyelim, gücünün düşmesiyle birlikte orta sınıfın harcamaları, işte böyle turizm sektörü vesaire gibi alanlarda da çöküşlerin başlaması çok ihtimal dahilinde. Bunda da işte ilk olarak görüyoruz önemli uçuş firmalarının, yani bu kesimlere hitap eden ucuz uçak firmalarının tek tek greve gidiyor olmaları, pilotlarının maaşlarını düzgün veremiyor olmaları ki bu da aslında krizin hangi boyutta nereleri etkilediğini biliyor. Zenginler zaten yatlarıyla Avrupa'nın her yerine gezebiliyorlar. Zenginler zaten araçlarıyla, lüks araçlarıyla gezebiliyorlar. Şimdi tabii benzin fiyatının da çok yükselmesiyle orta sınıfın karavan gezileri de artık suya düşmüş oluyor. Çünkü masrafları çok fazla yükselmiş oluyor. İşte Fransa'nın önerisi tutarsa Fransa önderliğinde Avrupa'da tekrar 1,5 euroya litresi gerileyecektir petrolün. Bu da belki birazcık rahatlama, bir nefes alma yeri verebilir Avrupalılara. Ancak bu uzun vadede tutarlı bir ekonomi gibi gözükmüyor. Ekonomi politikası gibi gözükmüyor. Zaten içeride de sürekli bu konuda eleştiriler var. Yapılacak olan yatırımlarla ilgili ya da kullanımlarla ilgili nereden bakarsanız zararlı durumda. İlk başta tartışma konusu olan enerji politikalarında Rusya'dan gaz alma sorunu gündeme geldiğinde hemen ülkeler zaten elektrik santrallerini ve kömür santrallerini aktif etmek için bundan sonraki yıllardaki emisyon düşürme projelerini rafa kaldırdılar. Almanya bunların başında geliyor. Belçika, Hollanda gibi ülkeler atom enerjisiyle elektrik üretme konusunda daha önce 2030 son dönemi olacak atom santrallerini kapatacağız demelerine rağmen şu anda atom santrallerinin 2035'e kadar açık tutabilmek için restorasyon çalışmaları yapıyorlar. Keza Fransa'da aynı şekilde. Dolayısıyla bu enerji krizi bize birçok alanda geri adım attırıyor. Avrupalılara birçok alanda geri adım attırıyor. Kendi vaatleri olan insan hakları savunuculuğu ya da işte sıfır emisyon, yeşil enerji savunuculuğu konusunda da, çevrecilik konusunda da bundan sonra bence Avrupa'dan beklemediğimiz şeyler göreceğiz. Evet ya, son olarak şunu da sormak istiyorum. Mesela dedin ya, Fransa petrolü 1,5'a çekmeyi düşünüyor. Mesela Almanya'da bu petrolün varil fiyatlarında gelen artıştan kaynaklı, bir petrol krizinden kaynaklı ulaşım Almanya'da 3 aylığına 9 avroya indirildi. Hatta başka şehirlere de gidebiliriz o 9 avroluk ticketlarla. Hızlı tren dışında birçok trende kullanılabiliyor bunları. Ya tabii sen yazında da bahsetmiştin bundan, ama gerçekten o an insanın aklına şey geliyor. Yani çok daha ağır bir dönem geçirdi insanlar ve evet, ulaşım aslında 9 euro olabiliyormuş. Yani her yerde geçecek 120 euroluk, avroluk bilet yerine 9 avroya biz aslında başka yerlere gidebiliyormuşuz. Evet, petrole 1 euro 90 cent vereceğimize 1,5'a da alabiliyormuşuz. Daha aşağısına da alınabilir. Böyle imkanları görmeye başladık. Yani devletler bir yerde sıkıştığı zaman, tırnak içerisinde söylüyorum sıkışmayı, bir şekilde böyle vatandaşlarını refaha kavuşturacak hamleler yapıyor. Yazında da belirttim. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Vatandaşlar bunu nasıl karşılıyor? Yani ben ilk öğrendiğimde mesela kafamda soru işaretleri oluyor. Neden bunu daha önce yapmadınız? Neden şimdi yapıyorsunuz? Tamam, şimdi yapmasının bir açıklaması var ama bu mümkündü. Niye daha önce mümkün olmadı sorusu akla geliyor. Ne söylemek istersin? Bunu daha önce bir kere şunu da görmek gerekiyor. Bence Avrupa bürokratik olarak ve siyasi olarak bir çıkmazda. Yani hiçbir lider kendisinden bekleneni gerçekleştirecek bir yere gelemedi. Şu anda Fransa'da Macron'un oylarına bakıldığında seçildiği dönemden inanılmaz bir düşüş görüyoruz. Ama öte yandan o dönemde de, yine bu konuyu da yazmıştım, o dönemde de yükselişte olan ve Macron'un aslında eğer Sosyalist Parti olmasa seçilemeyeceği konumdan Sosyalist Parti güçlü çıkmış durumda. Şu anda bir sonraki seçimlerde ne olacağı artık tartışılıyor mesela. Keza yine aynı şekilde diğer ülkelerde de bu şekilde adımlar görüyoruz. Şunu söylemek gerekiyor. Siyasetçilerden ve bürokratlardan çok da akıllıca hamleler göremedik. Bu gelecek olan krizin sonucunu göremediler. Öte yandan bu krizin yapay bir şekilde ülkelerini etkilemesini halklarına anlatamadılar. Yani bir anlamda bir dönemde 1 litre zeytinyağının 1 Euro'dan 5 Euro 49 sente çıktığı, yani %500'den fazla arttığı bir dönem yaşadı Belçika. Bunun üzerinden 3 ay geçtikten sonra yağ tekrar 1 Euro'ya düştü. Bu sırada ise çıkan haberlerde ya da birazcık araştırdığınızda Belçika basında, Fransa'da da aynı şey oldu. Hollanda'da da biraz araştırdığınızda aslında büyük firmaların stokçuluk yaptıkları ve ellerindeki malı sakladıkları ortaya çıktı. Çünkü bir sene sonra, yani Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra bir sene sonra ne yapacağız, nasıl olacak, bu işi nasıl sürdüreceğiz kaygısıyla fiyatları inanılmaz yükseltmişlerdi. Şu anda aslında bu akışın çok da kesilmediği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu yapılan zamlar, çünkü Avrupa için bu enflasyon değerleri inanılmaz yüksek değerler. Bugüne kadar görmedikleri, yani eksi enflasyondan artı enflasyona bazı ülkeler geçti. Bu da hayat üzerinde büyük bir pahalılık yarattı. Dolayısıyla vatandaşlar da bunu sorguluyor. Bu sorgulamayla birlikte siyasete güvenleri azaldı. Dolayısıyla da şu anda yönetimde olan siyasetçilerin çoğu bir sonraki dönemde seçilme kaygısıyla karşıyalar. Çünkü bu sonraki dönemde şu anda yaptıkları onlara eksi oy olarak geri dönecektir. Dediğim gibi bunlar küçük şeyler değil. Fransa'da özellikle mesela çiftçilerin sık sık sokağa çıktığını, protestolar yaptığını görürüz. Sokağa süt dökerlerdi, yumurta boşaltırlar, domates, İtalyan çiftçiler domates dökerlerdi, bunların haberlerini sık sık görürdük daha önce. Şu anda dökülecek o domatesi bile sonuçta saklıyorlar diyebiliriz. Ama çiftçiler sürekli olarak zarar ediyor. Niye? Çünkü su, elektrik, gaz ve enerji pahalandı ve bu pahalanma öyle böyle bir pahalanma değil. Bir yıl, 1,5 yıl boyunca enerji giderleri neredeyse 2 katı, 2 katından fazla, bazı yerlerde 3 katına çıkmış oldu. Bu da inanılmaz bir yük tabii. Çünkü enerji gideri aslında herkesin olan bir şey. Yani cep telefonu olan herkesin, hatta cep telefonunu bırakın, yaşayan o ülkelerin vatandaşı olan herkesin olmazsa olmaz kullanacağı bir şey. Hiçbir şekilde bundan vazgeçemezsiniz. O parayı size verdirecekler ve siz onu verdikten sonra bir sene sonra fiyatları düşürdüğünde hiçbir şekilde anlamayacaksınız. Aa ne güzel düşmüş diyeceksiniz ama 2 sene verdiğiniz parayı kimse sormayacak. Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla az bir gelir değil. Bunun üzerine yapılan aslında işte o zamlandı, bu zamlandı manipülasyonlarını da unutmayalım. Onu da eklemekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, gazeteci Aris Nalcı konuğumuzdu. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa özellikle hem tahıl hem gaz alanında, enerji alanında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tabii her geçen gün bu sorunlar daha da artarak devam ediyor. Bu noktada da Avrupa Birliği Azerbaycan'la olan anlaşmasını revize etti. 2 katına çıkardı gaz anlaşmasını. Tabii 2024'ten itibaren bu gaz alışverişi daha 2 misline çıkacak. Tam da bu noktada Aris Nalcı artı gerçekte hem tarihten örnekler verdi hem de bu gaz anlaşmasını değerlendirdi ve Avrupa devletlerinin riyakar politikalarını yazmıştı. Bugün de programımıza konuk aldık. Bu anlaşma